Evet, Kios TV ekranlarında yeni bir özel haberle karşınızdayız. Bugün Ramazan'ın 3. günü ve yaklaşık 3 günden beri de Semerciler Yokuşu'nda ciddi böyle harala gürele bir yardım organizasyonu var. Tabii ki Gemlik'te olmazsa olmaz bir zamanlar onlar da vardı. Ailesi sevap sofrası aslında. Burada bir şeyler yapıyorlar ve bize davet ettiler. Lütfen gel insanlara anlat burayı. İhtiyaç sahipleri değerlendirsin bu imkanı diye davet ettiler. Dediğim gibi bugün Ramazan 3. günü ve hemen kameraman arkadaşımdan rica ediyorum arkadaki kalabalığı bir göstermesini. Bildiğiniz gibi Gemlik'te yıllardan beri Tolga Sarışen liderliğinde bir zamanlar onlar da vardı sevap sofrası. Faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Bir gün yardım kampanyası, bir gün erzak kampanyası ihtiyaç sahiplerine bir şekilde ulaşıyor. Ve aslında bu da onun bir ayağı oldu. Ramazan'da boş durmayan bu sayfa, bu topluluk yine bu yardımlarla ön plana çıkmayı başardı. Ve sevgili Tolga Bey'i ve Gökhan Bey'i yanıma almak istiyorum. Aslında bu olayın nasıl geliştiğini ve kimlerin faydalanabileceğini biraz onlardan dinleyelim istiyorum. Evet, Tolga Bey ve Gökhan Bey'le birlikteyiz. Şimdi ben biraz anlatmaya çalıştım izleyenlere ama sizlerden biraz daha böyle teknik bilgi isteyeceğim. Öncelikle Allah kabul etsin. Emeklerinize sağlık. Abi burada ne oluyor şu anda? Şimdi Serkan'cığım, öncelikle biliyorsun üyesi, senin de üye olduğun, senin de yönetimde olduğun, yönetici olduğun bir zamanlar onlar da vardı Gemlik'te ailesi. Dernekleşecekti. Gökhan abimiz de yıllardan beri, o da bizim üyemiz. Yıllardan beri bu hayır işlerine koşturuyor. Beraber kafa kafaya verdik. Dedi ki Tolga, yani dernek kurulumu var bende. Bizim dernek kurulumunu senin de tavsiye edeceğin arkadaşlarla yönetim kuruluna alalım. Dernekleşelim, güç birliği yapalım dedi. Yani hazır bir dernek sistemini aslında, evet, bir zamanlar onlarla. Bir zamanlar onlarla ara geçirdik ve böylece derneğimiz kurulmuş oldu. İyi oldu. Makbuzlarımız basıldı, yönetim defterimiz hazırlandı. Her şeyimiz resmi bundan sonra. Üstümüzdeki ağırlık da gitmiş oldu Serkan'cığım. Biraz daha teknik detayları Gökhan Bey'den alacağız. Peki burada şu anda ne oluyor? Kaç kap yemek dağıtılıyor? Kaç kişiye yaklaşık hizmet veriliyor? Yaklaşık Gökhan abi 200-250 kişi, 200-250'yi buluyor. Yemek dağıtıyoruz. Tabii ki o kadar çok gani gönüllü insanlar var ki. Yani dün ben dükkanıma gitmedim. Bütün gün bana erzak yağdırdılar. Bursa'dan da gelenler oldu Gökhan abi bu arada. Allah hepsinden razı olsun. Yani böylece çıkmaya çalışıyoruz. Peki bugünden sonra biraz daha artacak bu sayı. Yani izleyicilerden bir istek, bir talep, neler söylemek istersin? Vallahi ben... ihtiyaç anlamında yani. İhtiyaç anlamında bizim pilava, nohuta, kuru fasulyeye, çiçek yağına, salçaya, bulgura, bu gibi şeylere ihtiyacımız var. Zeytin dağıtıyoruz burada, turşu dağıtıyoruz. Yerimiz belli Serkan'cığım. Bizi de ararlarsa bir telefon kadar yakınız kendine. Evet, Lezzeti Salaş tabelasının ismi Semerciler Yokuşu'nda. Sevgili Gökhan Bey de Tolga Bey de genelde buradalar. Ama dediği gibi, saydıkları gibi birçok bakliyat ürününe, işte tüpe, Gökhan Bey biraz daha detay verir, ihtiyaç var burada. Ve yardımcı olmak isteyenler artık tabii makbuz karşılığında da yardımcı olabilirler. Bu sevap sofrasına katılabilirler. Evet Gökhan Bey, sen de hoş geldin yayınımıza. Allah kabul etsin. Emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Ben öncelikle tabii tanımayanlar için söyleyeyim. İsim Gökhan Özel. Ben de sizin grubunuzdayım. Aynı zamanda benim de bir derneğimiz vardı. Tolga kardeşimizin söylediği gibi güçlerimizi birleştirdik. Artık her şey resmi, her şey ciddi. Çünkü çeken var, çekemeyen var. Abuk subuk konuşanlar var. Bizim her zaman bu olayımız devam edecek. Sadece Ramazan'da değil, Ramazan'dan sonra da burada sabahları çorba vererek, haftada belli günler gelen yardıma göre de yine aşevimizi yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz burayı tamamen aşevine çevirip insanların ihtiyacı olan, biz bir köprüyüz. Bir grupla bir dernek birleştik. Güçlerimiz birleşti. Sevmeyi seviyoruz. İnsanları, böcekleri, hayvanları, herkesi seviyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz. Onun için kesinlikle her zaman desteğe ihtiyacımız var. Dün bir iki kişi mesela kulağı çınlasın dedi. Ya size bayağı fazla gelmeye başladı. Erzak çok geliyor. İşte ne yapalım dedim. Bize geliyor ama biz 150 kişiyle başladık. Bugün 250'yi bulduk. Eminim yarından sonra 400-500 olacak, yetmeyecek. Aynen, yarından itibaren. Yani bu haberden sonra daha da fazla artacak. Cumartesi, pazar şimdi yasak olduğu için biz cumartesi, pazar erzakları biriktiriyoruz.
veriyoruz. Buradaki insanlara gelemeyen engellerimiz var, yaşlılarımız var, 65 yaş üstü var. Ondan sonra koronadan dolayı dışarıya çıkamayan insanlar var. Onların bir kısmına verebildiğimiz kadar erzak dağıtacağız. Cumartesi, pazar da dinlenmek yok. Biz 19 sene Kızılay'da zaten bu görevi yaptım ben. Şimdi burada kendi derneğimizde, kendi gruplarımızla birlikte inşallah daha güzel şeyler yapacağız. Tek istediğimiz damlaya damlaya göl olur. Kimseyi yıkmak, kimseyi çok yıkım yapmak istemiyoruz. Ama lütfen hani 50 lira diye küçümsemeyin, 20 lira diye küçümsemeyin. Damlaya damlaya göl olur. İnşallah sizlerin desteğiyle biz bir köprüyüz. İnsanları buluşturuyoruz, insanları birleştiriyoruz. Gerçekten mağdur olanlar, bakın buradaki insanların hepsi gerçek mağdur. Bizim tüzüğümüzde %80'i hatta %65'ine gerçek ihtiyacı olan, geri kalan da normal insanda gelip gelir. Kimseyi çeviremeyiz geriye. Ama durumuna göre insanlara yardımları yapıyoruz. İnşallah daha yapacağız. İnşallah. İhtiyacın büyüğü küçüğü yok. Gönülden ne koparsa, evet. Küçük büyük diye bir ayrım yok. Buraya gelip işte görevli arkadaşlara bırakabilirsiniz. Hem hayır anlamında hem de zor dönemden geçiyor tüm insanlık. Dolaylı olarak Gemlik şu anda ihtiyaç zamanı, ihtiyaçları karşılama zamanı. Esnaf ayrı bir dert içinde. Yoksun insanlar ayrı bir dert içerisinde. İşte yasaklar kapsamında demin Gökhan Bey bahsetti. 65 yaş üstü insanlar evde. O yüzden burası çok önemli. O yüzden ben de buradayım. Ben ikinize de çok çok teşekkür ederim. Özet geçmek gerekirse Semerciler Yokuşu'nda Lezzeti Salaş yazan tabelada artık bugünden sonra herhalde 400-500 kişiye çıkar diye tahmin ediyorum. Lütfen sizler de elinizden ne gelirse, ne yapabilirseniz buraya kuru erzak anlamında bir şeyler teslim edebilirsiniz. Son birer söz daha vermek istiyorum Tolga abi. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Hayırlı Ramazanlar dilerim herkese. Bir de elimizden geldiği kadar yerel esnafımızdan alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Onlar da bize kolaylık sağlıyor. Onlardan da Allah razı olsun. Bu arada tabii ki erzak dağıtım işlemimiz var. Gökhan abi de yaklaşık 290 tane aile var. Yaklaşık bizde de 300 tane bir aile var. Bir bütün olduk. Hep beraber başaracağız bu işi. Emeğine sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gökhan Bey senden de bir son söz alayım. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Bir nüans söylemek istiyorum. İnsanlarda şöyle bir düşünce var. Ben Ramazan ayında yardım ettim. Artık bir dahaki sene Ramazan'da edeceğim. Yani bizim insanlarımız şurada gördükleriniz isimleri kayıtlı olan insanlar sadece Ramazan'da değil her zaman mağdurlar. Ramazan'da yedikleri bir ayla Ramazan'da aldıkları erzaklarla ikinci ayı belki geçiriyorlar. Ama ondan sonra 10 ay inanın makarna ekmekle karınlarını doyuruyorlar ve hala eskiler bilirler lapa dediğimiz hani sütün içine ekmek atmak, işte şekerli suyun içine ekmek atarak yiyen, beslenen insanlar var buna inanın. Onun için lütfen benim istirhamımız bizim. Ramazan'dan sonra da bizi boş bırakmayın. Elinizden geleni yapın. Damlaya damlaya gelir. Allah razı olsun. Ne verirsek elimizde o geliyor bizimle. Başka eyvallah. Bir şey yok. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Değerli izleyenler dediğim gibi bu özel haberde işte Ramazan'ın bugün 3. günü lütfen sizler de bu konuya kayıtsız kalmayın. Çünkü burada tabii çok yaklaşmak istemiyoruz. Çok deşifre etmek istemiyoruz. Ama gerçekten ihtiyaç sahipleri sıraya girmiş ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Sizler de hasta esnaf odasının da bir kampanyası oldu erzak kampanyalarında, erzak kolilerinde. Bunda da lütfen marketleri kullanmayalım. Burada kullanacağımız özellikle bu dönemde Gemlik esnafıdır. Eğer Gemlik esnafı yapıyorsa bu işi marketlerden tedarik etmeye gerek yok. Bu dönemde böyle olması gerekiyor diye ben de düşünenlerdenim. Gemlik esnafının yanında olmaya devam edeceğiz. Kios TV olarak tekrar söylüyorum Semerciler Yokuşu Lezzeti Salaş. Etrafınızda ihtiyaç sahipleri varsa da buraya yönlendirebilirsiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir başka özel haberde görüşene dek hoşçakalın.